Şurada parçalar çekiyorum. Nerede parçalar? Neresi? Tamam, cevizli. Cevizli dedi. Sana sen ne aldın? Söyle bakayım bana bir. Hocam, sizin etkinliğinizi ne şaşırmışlar? Lütfen başlayalım. Lütfen. Ben bana yeter ki istiyorum. Yağmur. Hayatımızda ne kadar önemli ki, ama sadece buğday hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip. Televizyonlarda televizyon izlemek. Önemli konuda bir araya getirdikleri için bölümünde önce Darbakan'da çalışan üniversitesinde iki öğrencilerim var. Oluş olmamış. Bu tadı bunun. Buğday da Karacadağ'dan çıkıp dünyaya yayılan bir ürün olduğu için bunun da en büyük çeşitliliği bizdedir. Yani toplum geliştikçe bu yerel çeşitlerin kullanımı azalıyor. Kullanımı demeyeyim, üretimi azalıyor. Çünkü bunlar yerel çeşitler birçok sıkıntıları da olabiliyor yerine göre. Sizin bu kendi çevrelerine bunlar uyum sağladıkları için o çevrenin dışına çıktıklarında çok fazla bir şey yapamıyor. Onun için böyle bir çeşitlilikte azalma meydana geldi yıllar içerisinde. Çeşitliliğin büyük ölçüde %92'sini biz kaybetmişiz. 1930'dan bu yana buğday genetik çeşitliliğinin %92'sini kaybetmişiz ki bunun bir kısmı da botanik variyete bazındadır. Biz genetik çeşitlilikle birlikte geleneksel bilgiyi de kaybediyoruz. İşin acı tarafı o. Mesela bugün Toroslarda insanlar, göçebe hayatını yaşayan insanlar eskiden bütün hayatını tamamen bu bitkilere bağlamıştı. Onlarla yatıp onlarla kalkıyordu, onlarla besleniyordu, kendisini tedavi ediyordu. Hatta hayvanını bile bu bitkilerle tedavi ediyorlardı. Ama o geçebe hayatı bittikten sonra o geleneksel bilgi de kayboluyor. Şu anda Siyez ve Gernik'te şey yok, bir sıkıntı yok, öyle görünüyor. Ama Siyez'in ekiliş alanına bakarsanız şöyle bir seyir izliyor. Önce çok yüksekti Siyezler, Gernikler. Sonra 4000 hektara kadar düştü. 4000 hektar çok küçük bir miktar bizim tüm buğday alanları içinde düşünürseniz, ama o tekrar yükselmeye başladı. Şimdi burada bir ürün para ediyorsa ya da değerlendirilebiliyorsa o devam ettirir kendisini. Ama siz bundan bir şey elde etmiyorsanız, ekonomik değeri yoksa insanlara da bunun devam ettirilmesi şeklinde bir telkinde bulunamazsınız. Siyez'in bir de bu şeyden dolayı, gluten meselesinden dolayı daha büyük pazarı var. İnsanlar bunu yedikleri zaman glutenden uzaklaştıklarını zannediyorlar. Öyle bir bilgi bunlara empoze edildi. O da yanlış. Bunların hepsinde gluten var. Ama işte o empoze etme olayından dolayı Siyez kendisini bir parça daha iyi kurtardı. Hepsinde gluten var ya. Çavdarda da var. Glutensiz değil bunlar. Ama gluteni daha az. Onun için Siyez'in ekmeği olmaz mesela. Siyez'in o kadar ekmek kalitesi bakımından sıfır. Ama insanlar bir şey zannediyor. Çünkü böyle empoze edildi vatandaşa. Ve çok yanlış bilgiler var piyasada bu konuda. O glutensiz Siyez de bunlardan bir tanesi. Yani yerel çeşitlerde kriz her an var. Şey sürekli düşüyor çünkü genetik çeşitlilik sürekli düşüyor. Ama biz bir şekilde bunların bir kısmını, hepsini değil, gen bankalarımızı aldık. İzmir'de de var, Ankara'da da var. Bunları bir ölçüde diyorum gen bankasını aldık. Ama düşüş devam ediyor. Dünya değişiyor.
Beslenme alışkanlıkları değişiyor, iklim değişiyor, her şey değişiyor. Ve bu yerel çeşitler diğerleri kadar, geliştirilmiş çeşitler kadar verimli değil. İklim bu kadar belirgin şekilde değişmeden önce de biz bunları bırakmaya başlamıştık. İnsanlar köyden kente göçtü. Bunları ekecek kimse yok. Ekmek zehir değildir. Ekmek insanın insanlığı besleyen en önemli 3 bitkiden bir tanesidir. Buğday. Ama zehir değildir. Bazı insanlar için zehirdir. Çölyak olanlar için. Çiftçiyi ve üretimi destekliyoruz. Üretim olmazsa, eğer çiftçiyi siz desteklemezseniz, doğrudan ürünlerinizi satın almazsanız bir sonraki rekoltede veriminiz düşer. Üretimi arttırmanın yolu doğrudan desteklemektir. Kısa hedefimiz Anadolu'da buğday ekim alanlarını daha da çoğaltmak ve ekilemeyen alanları tekrardan ektirebilmek ve çiftçiye bu güvenceyi vermek. Eğer buğdayda biz tekrar üretime dönebilirsek bu ülkede, bu dışa bağımlı olmaktan kurtuluruz. Biz İstanbul Halk Ekmek olarak senelik yaklaşık 150 bin ton civarında buğday karşılığı un kullanıyoruz. Ve bununla ilgili gerek gördüğümüz zaman piyasaya doğrudan satın almayı için çıkıyoruz. Özellikle 2022 senesinde Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndaki arz sıkıntısı ve riskleri sebebiyle İstanbul'da yerleşik ve üretim yapan çiftçilerimizden yaklaşık 7200 ton civarında doğrudan satın alma yaptık. Çiftçilerimiz bize ürettikleri buğdayları getirdiler. Biz de yerel toplama noktaları itibariyle bunları aldık ve karşılığında da o zaman özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uyguladığı fiyat politikasına benzer bir politikayla ve kısa vadelerde ödemeler yaparak çiftçimizi, özellikle küçük üreticilerimizi destekledik. Özellikle küçük ve yerel üreticileri, yerel tohumlar üreten üreticileri desteklemek istiyoruz. Bu konudaki çabalarımız bu seminerle beraber artarak devam edecek.